Melike, gel bakalım kızım. Melike ne haber? İyiyim hocam, siz? Sağ ol, çok gergin görüyorum seni. Gerginim çünkü. Gerginsin değil mi? Çünkü benim tanıdığım Melike bu kadar çabuk alınıp bu kadar farklı değişik böyle bir şey oldun. Çok normal, gergin. Normal. Emel genelde şarkı söyler. En sevdiğin parçayı söyle bizim Kınalı için. Kınalı Kar. Hayır ya. Buradan sen olmadan ben yaşayamam. Söyleyeyim, onu söyle tatlım. Gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Kafayı yiyorum. Yiyorum. Harika. Bravo. Ağzına sağlık. Bizde de cevherler var hemen. Çok. Olur mu olmaz ama. Tabii kız. Niye? Olmaz. Ha, niye? Kadife bir ses. Olmaz. Ben de seni duymayı isterim. Ama şey bu, aşkım bu kadife taşlanmış bir kadife bu. Onun için yani döşemeli kadifeler var ya onlar gibi. Şimdi çocuklar, son 5 gün. 4. 4 gün kalacak yarın da bugünden sonra. Konseptleriniz bu kadar basit mi olacaktı? Biraz yaratıcı, biraz farklı, biraz değişik, bizi düşünceye sevk ettirecek konseptler bekliyordum ben. Şu ana kadar sustum. Bekliyordum Melike bana gelecek diye. Ve bunu da o zaman söyleyeyim diye. Çünkü baktım Melike de kahve içiyor. Bir otelin lobisinde inzivaya çekiliyor. Melike. Hocam. Normalde kıyafet konusunda sen yaratıcı bir çocuksun. Ama bugün yaratıcı mısın değil misin onu konuşacağız da. Bunu söylememen lazımdı. Fiyatları lütfen. Ayakkabılarım 100 TL. Kumaşım 200 TL. Çantam 70 TL. Büstiyerdi bu. Büstiyerim ve eşofman almıştım. 415 TL, terziye 30 TL verdim eşofmanımı daraltmak için. Küpelerim de 40 TL. Eşofmanın nerede? Yukarıda hocam. Yukarıda. Onu mu giyecektin? Ayrı bir alternatif olarak mı düşünüyordun? İlk etapta deri büstiyer ve eşofman giymeyi planladım. Ama ardından vazgeçtim. Çünkü ayakkabılarımı bulamadım istediğim gibi. Açık bantlı bir ayakkabı almak istiyordum. Numaram yoktu. O sebepten ben de buna döndüm. Neren uyumsuz? Efendim? Ne, uyumsuzluk nerede? Bana bir onu da söyle. Yani üzerimdeki deri bir kumaş, vamp bir görüntüsü var. Altındaki ise pullu payetli, abiye bir görüntüsü var. Ayakkabın ve çantan da bir farklılık nedir? Yani tam anlamıyla olmak zorunda mıydık? Onu kestiremiyorum. Hayır, olmak zorunda değilsin. Soruyorum. Çünkü ışıl tışıklığında da aynı hatayı yaptım ya hocam. Bu kez yapmak istemedim. Çok hoş duruyorsun aslında. Teşekkür ama ederim. Ama eksik var. Hı hı. Bu eksik nedir? Üstüne bir şey eksiği. Madem şurayı deri düşündün, demin Gülşah'ın Aleyna'ya söylediği gibi bir deri mont üstünde çok güzel gidebilirdi. Çünkü neden? Buran bomboş. Hı hı. Bu tip kıyafetlerde ben buranın dolu olmasını çok seviyorum küpeden çok. Gösterişli. Kolye mi hocam? Kolye. Gösteriş. Küpe takmayacağını da kolye, gösterişli bir kolye seviyorum. Üstünün boşluğundan başka ben seni beğendim. Ayakkabılarını bir yandan göster bir daha. Çok şık ayakkabılar ya. Ayakkabılar teşekkür ederim çok gerçekten. Melike'cim bana göre konsept dışısın. Çünkü gayet uyumlu gelmişsin. Aynen öyle. Deri ve payet, belki en az 100 tane elbisen var. Deri ve payeti karıştırarak diktiğim, birbirini tamamladığı için. Ayakkabın gayet abiye bir ayakkabı, gayet olabilecek bir çanta. Sen çok uyumlusun. Ben bugün isterdim ki, hani hep derim ya, daha doğrusu çok kullanırım ya. Burada aramızdan ayrılan Rojin vardı. Gitti o Leopar'la Ekosa'yı mahvederek, katlederek mahvetti. Giymişti. Ama mesela Ekosa ile Leopar, işte onun içine bir dantel girerse bu alakasız fakat çok uyumlu gözüken bir durum. Eda bugün onun için alakasız parçaları çok uyumlu gözükerek çıkartmış. Bana göre konseptmişsin, gayet uyumlusun. Şık mısın değil misin orasına bakmıyorum. Ben verdiğim konsepte gidiyorum. Bana göre böylesin. En uygun konsepte genelde alakasız parçaları bir araya getirip bazen kötü ama çoğu zaman da çok şık gördüm seni podyumda. Değil mi? Alakasız parçaların olduğu bir konsepte
bütün alakalı parçalar üzerinde. Nasıl başarabildin? Final haftası üstelik. Sezon finali haftası. Sen buraya nelerle geldin ya? O giydiğin o kürkler, altına giydiğin acayip o yaptığın o tozluklar falan. Öyleli bir halinde o lüklerinden evet, biriyle gelseydin. Ben bugün öyle hayal ettim. Bu ne yani? Bu olacak iş değil. İşte heyecandan hataya düşüyorlar. Evet. Lütfen stresinize yenik düşmeyin. Melike'cim, lütfen. Yani en çok beklentim olduğu kişi sendin bu konsepte. Aynen benim gördüm. Yorumum bu kadar, teşekkür ederim. Neden ağlıyorsun? Çok stresliyim ya. Hani normal şartlar altında yapmayacağım şeyleri yapabiliyorum şu an. Yapacağımı da biliyorum. Çünkü kontrol edemiyorum kendimi. Kendimi de dinleyemiyorum. Dinlesem de zaten cevabı bulamıyorum. Yönetemiyorum şu an kendimi. Biraz sakin ol. Öyle odaklan. Ama benim için konsept dışı değiliz. Sadece iyi yapamadım. Üzerindeki tap, deri tap, materyalinin rengini matlığına kadar... O kadar çok altındaki payetle aykırı ki, evet, bir araya geldiği zaman alakasız bir şeyi bir araya getirmek. Ama sevdiğim bir şey, güzel bir şey. Normalde çok şık bir şey ama sonuçta alakasız iki parçayı bir araya getirmişsin. Ama ki, bu payetli eteğin altına bu abiye ayakkabılar. Ne kadar spor bir çanta olursa olsun... Parıl parıl taşlı alakasız bir çanta. Ama şıklıktan uzak alakasız şu an yaptığın look'ta. Kendine gel. Teşekkürler. 4. Teşekkürler. Çok dikkat edin. Çünkü kendi şampiyonluğunuzla oynuyorsunuz. Şampiyonluğa oynamanız gerekiyor. Şampiyonluğunuzla değil. 1. 3 Melike'ciğim. 2 Melike. Evet. Seni yerine uğurluyoruz.